Kırgızistan parlamentosunun ev sahipliğinde Türk dili konuşan ülkeler parlamenter asamblesi, TÜRKPA, Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 4. toplantısı yapıldı. Bir gün önce ise Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri ve sinemacılar Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret ederek senato üyeleriyle buluşmuştur. TÜRKPA'nın 4 komisyon çalışmasından biri, en geç komisyon olan Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu'nun daimi başkanı Azerbaycan Milli Meclisi milletvekili Ahliman Amir Raslanov'un başkanlığındaki Bişkek toplantısına TÜRKPA üye ülke parlamento milletvekilleri, Türkiye'den AK Parti Kahraman milletvekili Recep Çeker, CHP NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer katıldı. Toplantıda son yıllarda insanlığın sağlığını ve biyolojik çeşitliliği tehdit eden genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunda görüş tartışıldı. Ayrıca TÜRKPA üye ülkelerin kanunlarında genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında Amir Aslanov kapsamlı bilgi aktardı. Son gündemin ana konularına ilişkin sunumu Türkiye Delegasyonu'nun üyesi Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu'nun daimi başkanı vekili Recep Çeker gerçekleştirdi. Katılımcı milletvekilleri ülkelerinde insan sağlığını tehdit edecek gıda ürünlerinden vazgeçilmesi, genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili kanunların gözden geçirilmesi ve yenilenmesi, dini, dili ve kültürü aynı olan halkların ortak mücadele kapsamında önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Bu yıl 15-18 Nisan tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi desteğiyle İstanbul'da gerçekleşen çalıştayın sonunda kabul edilen rapor, Bişkek toplantısında tavsiye kararı olarak sunuldu. Bugünkü toplantımız daha önceden planlı gündem dahilinde olan bir toplantı. Nisan ayında da İstanbul'da bunun bir çalıştayı yapılmıştı. Genetiği değiştirilmiş organizmalar üzerine bu çalıştayın neticesindeki alınan kararların burada bir onaylanması, tavsiye haline getirilmesi ve genel kurulumuza da sunma aşamasının tamamlanması üzerineydi. Burada aynı zamanda atık yönetimiyle de ilgili tavsiye kararlarını almış olduk. Önümüzdeki toplantının da ev sahipliği 2019 yılı için Türkiye olacak. Biz de Türkiye'de, ben Karaman milletvekiliyim, Karaman Türk dilinin başkenti kabul edilen, 13 Mayıs tarihinde de Türk dilinin bayram şekliyle kutlanıldığı bir iliz. Biz bu TÜRKPA'nın çevre komisyonunun toplantısının da Türk Dil Bayramı ile özdeşleşerek, bütünleştirerek aynı hafta içerisinde bir takvimle toplanmasını teklif ettik. Önerimiz de komisyondan kabul edildi. Oradaki toplantımızın asıl amacı da doğal kaynaklarımızın çevreye uyumlu bir şekilde ekonomiye kazandırılması, ülkelerimizin birlikteliğine ve yasalara uyumlu hale getirilmesine vesile olması şeklinde planladık. Biz Kasım ayında İzmir'de genel kurulumuzu yapacağız tüm TÜRKPA heyeti olarak. Akabinde Aralık ayı içerisinde de bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Bizim Mayıs ayındaki yapacağımız toplantının ön çalışması. O çalışmada da genetiği değiştirilmiş organizmalar üzerine yaptığımız bu çalıştayın Türkiye'deki gen bankası, tohum bankasına Türkiye Cumhuriyetleri'ndeki ürünlerinde dahil edilmesiyle ilgili bir o mekanların gezimi, orman kaynaklarımızın değerlendirilmesi ve bir de az önce bahsettiğimiz Mayıs ayı gündemi olan doğal kaynakların çevreye uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çıkartılması, ekonomiye kazandırılmasının planlanmasını yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu toplantımızın ve gelecek toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kardeşliğimizi pekiştirmesine, güçlü bir Türk birlikteliğinin oluşmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Toplantıda Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 5. toplantısının 2019'un ilk yarısında Türkiye'de yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Sonra TÜRKPA, Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyon toplantısı yapıldı. Yoğun tartışmalar sonucu tavsiye karar kabul olundu. Türk dili konuşan ülkeler arasında sinema ve animasyon alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin değerlendirilmesi, ortak internet platformunun oluşturulması, sinemaların pazarlanması, maddi kaynaklar bulunması, destek fonu kurulması ve TÜRKPA üye ülkelerin hükümetleri tarafından mali desteğinin sağlanması ve benzeri konular ele alındı. Ortak sinema günlerinin, festivallerin düzenlenmesi, ortak yapımcılık gibi konuların bir daha sonraki TÜRKPA komisyon toplantısı gündemine ilave edilmesi kararlaştırıldı. Toplantı sonrası TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar ve Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyonları temsilcileri olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan parlamento milletvekilleri, Kırgız Kokorku Keneşi, parlamentosu başkanı Dastanbek Cumabekov tarafından kabul edilmiştir. Bilirsiniz ki bugün TÜRKPA'nın tertibinde Türk dilli
4 ülke temsil olunur. Bu ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'dır. Ve bizim komisyada, Etraf Mühit ve Təbii Ehtiyatlar Komisyasında esas mövzumuz gen modifikasiya olunmuş, yeni değiştirilmiş məhsullar idi. Yeni değiştirilmiş məhsulların faydası, müsbət tərəfi, mənfi tərəfi çox geniş müzakirə olundu. Gördüyünüz kimi indi çox geniş fikir var ki, bu məhsulların insan orqanizminə çox mənfi təsiri var. İnsan orqanizmi üçün bu təhlükəlidir. Bu barədə fikirlər var. Digər tərəfdən isə bu məhsulları artıq istifadə edən ölkələr var, istehsal edən ölkələr var və bu artıq bu yeni dəyişilmiş məhsulların bitkilərin sayı artıq 130'a çatıb. Və digər tərəfdən də bunu hesab edirlər ki, əhalinin sayının artması gələcəkdə qida problemi yaradacaq, ərzaq problemi yaradacaq və bunun həlli yolu yalnız yeni dəyişilmiş məhsullar vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Ona görə biz burada görürsünüz, belə qərara gəldik ki, bu sahədə elmi tədqiqatlarımızı biz aparaq, istər Azərbaycanda, istər digər türk dilli ölkələrdə və gələcəkdə bu məsələyə yenə də qayıdaq. Çox maraqlı fikir mübadiləsi oldu, çox maraqlı toplantı keçdi. Mən əminəm ki, bunun da faydası olacaq bütün ölkələr üçün.